Selam arkadaşlarım. 14. simülasyon testi ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir sınavın sonucunu değerlendirmek için 0, 1, 2, 3, 4, 5 notları kullanılıyor. Sınava 38 kişi katılmıştır. Her bir not alan öğrencilerin sayıları birbirinden farklıdır. Yani 0'ı 1 kişi alıyorsa 1'i 2 kişi alacak. Öyle düşünün arkadaşlar. Notlardan her biri en az bir kez kullanılmıştır. Aynı not alan en fazla kaç kişi olabilir? Şimdi 0, 1, 2, 3, 4 notları yazıyorum. Arkadaşlar, 1 notunu alan 1 kişi olmuş olsun, 2 notunu alan 2 kişi, 3 notunu alan 3 kişi, 4 notunu alan 4 kişi, 5 notunu alan en az 5 kişi olacak. Çünkü not alan kişilerin sayısı birbirinden farklı diyor arkadaşlar. Toplamda kaç kişi olmuş oldu? 5 çarpı 6 bölü 2'den 15. 15 kişi oldu. O zaman 0 alan 38 eksi 15'ten 23 kişi vardır. En fazla dediği için arkadaşlar bu şekilde hesap ediyoruz. 2'ye bakalım. Aşağıda verilen tabloda Serap, Sevda, Sevilay isimli 3 kardeşin yıllara göre yaşları yazılmıştır. 2020 yılında bu üç kardeşin yaşları toplamı ne olur? Serap'a bakalım. 2007 yılında X yaşındaymış. 2018 yılında 3x-9 yaşındaymış. 2018'den 2007'yi çıkardığımızda 11 yıl fark var. Demek ki 2018'e geldiğinde Serap x artı 11 yaşında olur. Buradan 3x-9'un x artı 11'e eşit olduğunu görüyoruz. 2x eşittir 20'den x'imiz 10 olur. 10 artı 11'den Serap 2018 yılında 21 yaşındaymış. 2020 yılında yani 2 yıl sonra 21 artı 2'den 23 yaşında olacakmış. Şimdi buna bakalım. 2007'de y artı 6, 2012'de 2y artı 3 yaşındaymış. Burada yıl farkı nedir? 2012'den 2007'yi çıkardığımızda 5. O zaman Sevda 5 yıl sonra kaç yaşında olmalıdır? Y artı 6 artı 5'ten y artı 11. Buradaki y artı 11 2y artı 3'e eşit y'yi 8 buluruz arkadaşlar. Şimdi y 8 ise 8 artı 11'den 2012 yılında 19 yaşındaymış. 2020 yılla 2012 yıl arasında 2020'den 2012'yi çıkardığımızda 8 yıl fark var. 19 artı 8'den Sevda 2020 yılında 27 yaşındaymış. Şimdi diğerine bakalım arkadaşlar. 2012 yılında 3Z eksi 1 yaşında. 2018 yılında 2Z artı 10. Aradaki yıl farkı 2018'den 2012'yi çıkardığımızda 6 olur. O zaman Sevilay 3Z eksi 1 artı 6'dan 3Z artı 5 yaşında olur 2018 yılında. Ne yazılı burada? 2Z artı 10. Demek ki 2Z artı 10 ifadesi 3Z artı 5'e eşitmiş. Z'yi 5 bulmuş olduk arkadaşlar. Z'miz 5 ise 10 artı 10'dan 2018 yılında Sevilla 20 yaşındaymış. 2020 yılında yani 2 yıl sonra 22 yaşında olur. 2020'deki yaşları toplamını soruyor. 23, 27, 22 daha 72 oluyor arkadaşlar. Mehmet'in otomobili ile A şehrinden B şehrine gidişi ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir yolculuk boyunca iki farklı sabit hızla seyahat etmiştir. Yolculuğu 18 saat sürmüştür. Tüm yolun 1 bölü 5'ini toplam sürenin 2 bölü 9'u kadar sürede saatte 70 km hızla almıştır. Şimdi arkadaşlar tüm yolun 1 bölü 5'ini diyor. Örneğin yolun tamamına evet tamamına 5x diyelim. 1 bölü 5'i ne olacaktır? x kadar olacaktır. Toplam sürenin 2 bölü 9'u kadar diyor. Arkadaşlar toplam 18'dir. 2 bölü 9'u nedir? 4'tür. Yani x kadarını 4 saatte alıyormuş ve hızı da 70 km bölü saatmiş. O zaman buradaki x nedir? Hız çarpı zamandan 70 çarpı 4 280 km olarak buluruz. A şehri ile B şehri arasındaki mesafe nedir? Yani bize 5x'i soruyor. 5 çarpı 280 diyorum. 5 kere 8 40 10 14. 1400 kilometreymiş arkadaşlar. Geldik dördüncü sorumuza. Bir takvimdeki aylardan birinde 5 Perşembe, 5 Cuma ve 5 Cumartesi günü bulunmaktadır. Buna göre bu ayın üçüncü günü aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi 5 tane Perşembe olacak. Şöyle yazalım mı arkadaşlar? Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi, Pazar diyelim. Eğer 5 tane perşembe varsa 1 2 3 4 5 diyeceğiz. 5 tane cuma varsa 1 2 3 4 5 diyeceğiz. 5 tane cumartesi varsa şöyle yazdık değil mi arkadaşlar? Şimdi zaten Burada 3 e, tane Perşembe, Cuma, Cumartesi varsa bunun devamı da var demektir. Burada da varsa var demektir. Burada da varsa zaten var demektir. Şöyle günleri yazıyorum. E, burada da varsa var demektir. O zaman arkadaşlarım bu ay kaç çekiyormuş? Şöyle bir kontrol edelim. 7, 7, 7, 21, 6 burada 27. 4 burada 31'miş. 31 günlük bir aydan bahsediyoruz. Bu ayın 3. günü aşağıdakilerden hangisidir diyor. 1. gün, 2. gün, 3. gün yani cumartesi verir. Aşağıda bir şirketin 2012 yılının başından 2016 yılının sonuna kadar yaptığı karların dağılımı verilmiştir. Buna göre bu şirketin hangi yılda elde ettiği kar miktarı bu 5 yılda elde ettiği toplam kar miktarının %20'sine eşittir. 2012'de 42 kar etmiş. 2013'te 60 kar etmiş. Toplam karı bulacağım. 2014'te 48 2015'te 54 2016'da 66. Şimdi topluyorum arkadaşlar. 42 48 daha 90 54 66 daha 120 180 180 ile 90'ı topladığımda 270. Yani 270 bin kâr etmiş. Arkadaşlar 270 270.000'in %20'si neye eşittir? 270'i 5'e bölüyorum. 54. Peki 54 hangi yıla geliyor? 2015. Geldik 6'ya. Ahmet, Nazif ve Haydar aynı tür üründen Farklı adetlerde alıp bu ürünleri satmışlardır. Ahmet, Nazif ve Haydar'ın satmış oldukları ürünlerin alış fiyatları ve satış fiyatları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Aynı tür ürün farklı adetlerde diyor arkadaşlar. Ahmet tanesini 16 TL'den alıp 20 TL'den satmış. Nazif tanesini 12 TL'den alıp 15 TL'den satmış. Haydar tanesini 9 TL'den alıp 13 TL'den satmış. Ahmet Nazif Haydar ellerindeki tüm ürünleri satmıştır. Ahmet Nazif Haydar ürünlerin tamamını 188 TL'ye almış ve tamamından 54 TL kar etmiştir. Haydar bu üründen kaç tane almıştır? Şimdi arkadaşlar burada farklı adetler de diyor bize bunu görüyoruz. X tane alırsa Ahmet bir tanesinden 20-16'dan 4 TL kar etmiştir. O zaman bir tanesinden 4 TL kar ediyorsa X tanesinden kaç TL kar eder? 4X kar eder. Nazif Y tane almış olsun. 15-12'den bir tanesinden 3 TL kar ediyor. Y tanesinden 3Y kar eder. Bu da Z tane almış olsun. 13-9'dan 4 TL kar ediyor. Z tanesinden 4z'ye kadar kar edecek. Toplam kar da 54'e eşitmiş. Peki tamamını 188 TL'ye alıyor diyor arkadaşlar. Bir tanesini 16 TL'den alıyorsa x tanesini 16x TL. Y tanesini nazif 12y TL. Z tanesini Haydar 9z TL'den alıyor ve bu toplam 188'e eşitmiş. Şimdi Haydar'a soruyor yani bize z'yi soruyor arkadaşlar. Z'ye ulaşmaya çalışacağız. Mesela ben burada yukarıdaki denklemi eksi 4 ile genişletirsem x'ler y'ler gidiyor yok oluyor. Eksi 16 x artı 16 x 0. Eksi 12 y artı 12 y 0. Eksi 16 z artı 9 z'den eksi 7 z olur. 4 kere 4 16. 20 216 artı 188. Eksi 7 z eşittir. Mesela bu 90 olsaydı 26 olacaktı. 28 eksi 28'den z'miz 4'tür. Cevap 4 olacak. Geldik 7. soruya. Aşağıdaki tabloda İşler Airlines Hava Yolu şirketinin 335 sefer sayılı Ankara İzmir uçağının koltuk türleri ve ücretlendirilmesi verilmiştir. Esnek koltukların fiyatı ekonomik koltukların fiyatından %20 daha pahalı. Business koltukların fiyatından ise %25 daha ucuzdur. Hemen şunların fiyatlarını verelim arkadaşlar. %20 daha pahalıysa bakın e, bunun fiyatına %100 olarak konuşursak %120'si 120'ye eşitmiş. O zaman ekonomik 100 TL olur. E, şöyle diyelim. Ekonominin fiyatı 100x olsun arkadaşlar. %120 daha pahalı dediği için 100x'in %20'si 20x'tir. Bu 120x 120'ye eşitmiş. O yüzden x'i biz buradan 1 bulmuş oluyoruz. Ee, ekonominin fiyatı 100x'ti. O da 100'e tekabül ediyor. %25 daha ucuzsa bu ne demektir? Biznizin %75'inin fiyatı 120'dir. %100'ün fiyatı nedir? Şimdi onu bulacağız. 100 çarpı 120 bölü 75. 25'e böl 3. 25'e böl 4. Buradan 160 TL olduğunu buluruz. Fiyatlarını bulmuş olduk. Bu uçakta ekonomik kısmın yarısı, esnek kısmın ise 3'te 1'i satılmıştır. Ekonomik kısmın yarısı satılıyorsa 20 tane satılmış demektir 40 bölü 2'den. Esneğin ise 3'te 1'i satılıyorsa 30 çarpı 1 bölü 3'ten 10 tanesi satılıyor demektir. Ekonomik ve esnek kısımdan elde edilen toplam gelir. Biznes kısımdan elde edilen gelirden %100 daha fazla olduğuna göre bu uçakta toplam kaç koltuk satılmıştır. Şimdi gelire bakacağız arkadaşlar. 1 koltuk 100 TL ise 20 koltuk 20 çarpı 100'den 2000 TL olur. 1 koltuk 120 TL ise 10 koltuk. 10 çarpı 120'den 1200 TL olur. Toplamda 3200 TL'ye satılmıştır. Ekonomik ve esnekten 20-10 toplamda 30 koltuk arkadaşlar. Diyor ki biznize göre diyor %100 daha fazla olduğuna göre. Eğer bir şey %100 daha fazla oluyorsa arkadaşlar o zaman şöyle diyelim. Bunun yarısı nedir? 1600'dür. Bakın. 1600'ün 2 katı kadar olmuş ki %100 daha fazlasına satılmış olmuş. Bir koltuk 160 TL ise 1600'ü 160'a böldüğümüzde bizden 10 tane koltuk satıldığını anlarız. Toplam kaç koltuk satılmıştır diyor. 20 buradan, 10 buradan, 10 buradan, 10 buradan topladığımızda bize 40'ı verir. Siyah, beyaz ve mavi renkte 3 farklı kutuda belirli sayıda bilye bulunmaktadır. Beyaz kutuda bulunan bilyelerin 1 bölü 5'i siyah kutuya atılıyor. Beyaz kutuda kalan bilyelerin 1 bölü 8'i mavi kutuya atılıyor. Bu durumda 3 kutuda bulunan bilye sayıları birbirine eşit oluyor. Buna göre bu 3 kutuda bulunan toplam bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. O zaman şöyle yazalım. Siyah, beyaz, mavi. Başlangıçta burada 10x kadar bilgi olsun. 1 bölü 5'ini siyah kutuya atıyorsak 10x çarpı 1 bölü 5'ten 2x'i buraya gelecek demektir. Kaldı 10x 2x'ten 8x bilye. Bu 8x bilyenin 1 bölü 8'i mavi kutuya gelecekse buraya geldi. Peki 8x'in x kadarı mavi kutuya geliyorsa Beyaz bilye sayısı 7x olur. Ve en sonunda bilye sayılarının eşit olduğu söyleniyor arkadaşlar. O zaman 2x kadar aldıktan sonra 7x oluyorsa siyah bilye sayısı başlangıçta 5x'tir. Ee, X kadar bilye alıp 7x tane bilye oluyorsa mavi kutuda başlangıçtaki bilye sayısı 6x'tir. Beyazda ise başlangıçta 10x demiştik. Bu üç kutuda bulunan toplam bilye sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Yani arkadaşlarım başlangıcı bulmamıza gerek yokmuş. Son durumda toplamamız da yeterli. 21x, 7x, 7x, 7x daha 21x. Yani bulacağımız ifade 21'in katı olacak arkadaşlarım. Peki hangisi olabilir? Şöyle bir bakalım. 21'in katı olan. Ee, 21 desek mesela 105'i 21'e böldüğümüzde 5 katı olmuş oluyor. Cevabımız Bursa'dır. 9'a bakalım. Yukarıda birbirinden farklı zamanları gösteren 3 duvar saati verilmiştir. Bu saatlerden birinci ve ikincisi normal olarak çalışmaktayken 3. saatte akrep ile yel kovan ters yönde ok gününde hareket etmektedir. Buna göre ikinci saat ile üçüncü saat ilk defa aynı zamanı gösterdiği anda birinci saatin görüntüsü aşağıdakilerden hangisi gibi olur demiş. Şimdi ikinci saat bu yönde çalışıyor. Üçüncü saat bu yönde çalışıyor arkadaşlar. İkisi ne zaman aynı zamanı gösterir? Şimdi ikinci saat ile üçüncü saat arasındaki zaman farkına bakacağım eşit yol aldıktan sonra aynı saati gösterecekler. Yani şunu demek istiyorum. İkinci saat böyle giderken, üçüncü saat böyle giderken aralarında kaç saatlik zaman farkı var? Önce onu bir bulalım. Mesela burada saat 7'yi gösteriyorken 12 ile 7 arasında 5 saat olacak. Değil mi arkadaşlar? Fakat 7'yi değil 6'yı 25 geçe gösteriyor. Yani 7'ye 35 dakika var. 12'ye kadar 5 saat 35 dakika zaman vardır. Şimdi buradan sonrasını hesaplamak kolay. 3'ü çeyrek geçiyor. Eğer 3 olsaydı buradan buraya 3 saat vardı. Çeyrek geçtiği için 3 saat 15 dakika var. Topladığımda 8 saat 50 dakika olur. Yani ikinci saat ve üçüncü saat arasında 8 saat 50 dakikalık zaman farkı var. O zaman 8 saatin 50 dakikanın yarısı kadar zaman geçtiğinde ikinci saat böyle gelecek, üçüncü saat bu şekilde gelecek ve aynı saatte buluşacaklar. 8 saatin yarısı 4'tür, 50 dakikanın yarısı 25'tir. Demek ki 4 saat 25 dakika geçecekmiş. Peki birinci saat 4 saat 25 dakika sonra ne olur? 4 saat sonra saat 2'ye gelir. E, 25 dakika sonra 2'yi 25 geçer. Şıklardan hangisi arkadaşlar? Edirne. Ona bakalım. Aşağıdaki şekilde aynı yol üzerinde bulunan A, B, C, D alışveriş merkezleri arasındaki uzaklıklar kilometre cinsinden gösterilmiştir. Örneğin B ile D alışveriş merkezleri arasındaki uzaklık x eksi 1 artı 2x artı 6'dan 3x artı 5 kilometredir. A ile D alışveriş merkezleri arasındaki uzaklık B ile C alışveriş merkezleri arasındaki uzaklığın 5 katı olduğuna göre A ile B alışveriş merkezleri arasındaki uzaklık nedir? Arkadaşlar bu uzaklığı bulmak için ne yapacağız? Bütün verileri toplayacağız. Topladığımızda 4x artı 7'yi verir. A ile D arasındaki uzaklık B ile C arasındaki uzaklığın 5 katı olduğu için x eksi 1'in 5 katını alacağız. Buradan 4x artı 7 eşittir 5x eksi 5 12 eşittir x olur. Bana a ile b arasındaki alışveriş merkezi arasındaki uzaklığı soruyor. Yani 12 artı 2'den cevap 14 olur. Ve son sorumuz arkadaşlar bayağı uzun görünüyor. Yukarıda sürekli elektrik kesintileri yaşanan bir evde sürekli olarak prizde takılı olan dijital saatli bir ışıldağın 4 farklı zamandaki durumu gösterilmiştir. Işıldak elektrikler varken sönüyor. Bakın burada sönük halde arkadaşlar. Ve kendini şarj ediyor. Elektrikler kesildiğinde ise şarj edildiği sürenin 2 katı kadar süre ışık verebiliyor. Eğer şarjı bitmeden elektrikler gelirse içinde kalan şarjın üzerine yeni şarj ekleniyor. O şarj ile 13.30'da prize takılan ışıldağın elektriklerin kesildiği ve geldiği ilk anlar yukarıdaki gibi gösterilmiştir. Hepsi ilk anmış arkadaşlar. Son elektrik kesintisinden sonra ışıldağın şarjı biterek ışıldak sönmüştür. Buna göre ışıldak söndüğünde dijital saat aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Ne diyor arkadaşlar? İlk başta boşmuş. Ve elektriğimiz var. Elektrik takılı. Boşken elektriğe takıldığında saat 13.30'u gösteriyormuş. Daha sonra 14.30'da elektrikler gitmiş. Yani 1 saat arkadaşlar. 1 saat şarj dolmuş. Bir saat şarj doluyorsa 2 katı kadar dayanabiliyordu. Yani 2 saat e, buradaki ışıldak yanacak arkadaşlar. 14.30'a 2 saat eklersek 16.30 olur değil mi? Peki ne oluyor? 16'da elektrikler geliyor. Normalde 2 saat bütün enerjisini kullansaydı 16.30 olacaktı. Fakat 16'da elektrik geldiği için içerisinde 30 dakikalık şarj kalmış oldu. Şimdi 16'da tekrar takıldı ve şarj oluyor. Elektrikler gittiğinde saat 19'u gösteriyor. Arada 3 saatlik zaman farkı var arkadaşlar. O zaman 3 saatin 2 katı kadar 6 saat ışıldaması lazım. 30 dakikada burada vardı. Toplamda 6,5 buçuk saat elektrikler yokken ışıldaması lazım. O zaman 6 buçuk saat ilerisine gidelim. 7'ye 5 eklersek 12 olur. 1 buçuk saat daha olması lazım. O zaman 1.30'u eklediğimde saat 01.30'u gösterir.